Evet, merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar, selamlar. Saygılar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sona yaklaştıkça biz iyi oluruz. Hep bunu söylüyorum. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Beyz hocam hoş geldiniz. Sona yaklaştıkça biz e, iyi oluruz arkadaşlar. Öğretmenler olarak. Biraz dersler bitmeye başlar. Böyle sezon sonu geldikçe ama tabii sona yaklaştıkça sizler de kötü olursunuz. <laughs> Hayatın dengesi. Yeşim Hocam hoş geldin. Merhabalar. Rehberlik netleri çok düşük. Hocam hani e, hepsini konuşuruz arkadaşlar. Soru çözümlerim Perşembe günü arkadaşlar. Yarın soru çözümü yapacağım. bugün biraz dertleşeceğiz. Hepsini konuşacağız arkadaşlar. Hepsini konuşacağız. Deniz Hocam merhabalar. Hoş geldiniz. Hepsini konuşacağız arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün dertleşiyoruz. <laughs> Rehberlik beni bitirdi. Bitirmez arkadaşlar. Çözeriz, hallederiz. Hepsini halledeceğiz. Merak etmeyin. Özellikle rehberlikte takılan arkadaşlar arkadaşlar. Onun altını çizeyim. E, hepsini konuşacağız. Bir arkadaşlarımız tamamlansın. Rehberlikte takılan arkadaşlar. Gerçekten de şöyle bir şey söyleyeyim. E, biraz çıkmış sorulara bakın. Rehberlik biraz yorum. Bazen denemelerde falan çok e, ne derler? Enteresan sorular geliyor. Ne yalan söyleyeyim? Beni de yanıltıyor ya. Yani. O yüzden dediğim gibi çıkmış sorulara bakın. Çıkmış soruların mantığını kavramaya çalışın. Eğer orada bir soru yoksa arkadaşlar bir sıkıntı yok demektir. Yarın e, rehberlikte takılan arkadaşlar e, ne derler? E, soru çözümlerini takip etsinler. Orada çıkmış soruları çözüyoruz çünkü. Onlara bak ses az geliyor arkadaşlar. Sizde de sesle ilgili bir sıkıntı var mı? Ses ses nasıl? Arkadaşımızda mı sıkıntı? Ben de mi? Teşekkür ederim arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Seste bir sıkıntı var mı? Teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel mesajlar için. Sesi tamam. Hocam sizin sesle bir sıkıntı olabilir. Kendi bir ses ayarlarınızı kontrol ederseniz iyi olur. Arkadaşlar her şeyi konuşacağız. Ben hani sizden aldığım dönüklerden sonra böyle bir yayın yapmanın uygun olacağını, faydalı olacağını düşündüm. Ee, genel olarak ben aklımdakileri arkadaşlar e, toparlayacağım, tamam mı? E, ondan sonra zaten tekrar yorumları açacağım. E, sizin arkadaşlar sorularınızın hepsine cevap vermeye çalışacağım, tamam mı? Ama ben önce bir kafamda bir toparladığım bir e, akış var. O akışa uygun olarak arkadaşlar. Ee, ne derler? Bir ilerleyelim. Sonra eksik kalan şeyleri arkadaşlar konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Aklınıza olan birçok şeyi arkadaşlar aşağı yukarı tahmin ediyorum. Onlara elimden geldiğince arkadaşlar cevap vermeye e, çalışacağım. Bir yorumları e, kapatayım. Normu normu her şeyi konuşacağız. Hatta uygun olursa Fatih Koca hocamız da e, bir yayına katılacak. Norm'u biraz Fatih Koca ile birlikte ele alacağız. Psikoloji danışma arkadaşlarımız için. Onlar için tabii ki başka bir gündem var ama şöyle bir şey söyleyeyim. Her türlü gündem de bizim biraz dikkatimizi dağıtıyor. Ya yani psikolojik danışmanlar bak bu tuzağa bir kere düştük. Bakan bir açıklama yaptı. Ondan sonra hemen böyle bir gevşedi gönül yayları. Şimdi ikinci açıklama yine gevşemeye başlıyoruz. Aman dikkat arkadaşlar. Önümüze bir sınav var. O sınavı bir halletmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar tabii ki biraz önce bir şey söyledim. Sınav hani kısa bir süre zaman azaldıkça öğretmenlerde bir rahatlama, sınava hazırlanan öğrencilerde bir gerginlik, gerilim artar. Şimdi öncelikle bir şeyi lütfen gözden kaçırmayın. Kaygılanmanız, gerilmeniz gayet güzel. Duygu durumunuzun sağlıklı işlediğini gösteriyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. İyi ki kaygılısınız. Ben sadece bunu söylüyorum. Kaygıyla ilgili sınava bir ay kadar yayın yapacağım. Yani çünkü kaygıdan şimdi konuşursak e, sınava kadar çok anlamlı olmuyor ama sadece aklınızdan şunu çıkarmayın. Ya ben kaygılanıyorum, gerilim artıyor dediğiniz anda kendinize haksızlık yaparsınız. Kaygılanmayan arkadaşlarımız şimdi çalışmayı bıraktı arkadaşlar. Ve kritik kopuş anlarından biridir, biri de bu. Ben hep şeyi söylüyorum, Kafesiz hazırlık süreci ya da bu tür işte ÖSS gibi, YKS gibi hazırlık süreçleri, LGS gibi arkadaşlar uzay mekiğine benzer. Baştan cümbür cemaat aynı hızla çıkarsın. Eylül'de bir bakıyorsun sınıfta 30 kişi hepsi heyecanlı. İlk dönemi arkadaşlar bir ayda ilk yakıt tankını bırakır. İlk bir ayda böyle iyi bir grup elenir. O tempoya giremez. Konular geri kalır biraz kopar. İkinci kopuş arkadaşlar e, ikinci dönemin başıdır. Ocak Şubat gibi. İkinci yakıt tankını da bırakırız. <laughs> İşte üçüncü kopuşta arkadaşlar yazın başlığı. Özellikle sınava az bir süre kala. Mayıs-Haziran aylardır arkadaşlar. Kalan zaten uzaya çıkar. O yakıt tankları teker teker düşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla yakıt tankı gibi düşmemeniz için arkadaşlar burada biraz kaygılı ve gerilimli olmanız gayet güzel. Ben bunu olumlu bir şey olarak bakıyorum. Lütfen siz de öyle bakın. Bir deyse arkadaşlar şu kaygıdan kurtulmaya çalışmayın hep yani bireysel görüşmelerimde ya da bu tür çalışmalarımda hep şunu söylerim. Siz kendinizi ne kadar kaygılanma diye telkin ederseniz o kadar çok kaygılanırsınız. Barış kurt. Kendinize şunu söyleyin. Ya evet kaygılanıyorum. Burada kötü bir şey yok ki arkadaşlar. Hayatınız için önemli bir sınava giriyorsunuz. Ben de kaygılanıyorum. Yemin ediyorum ben de kaygılanıyorum sınav öncesi biliyor musunuz? Neden? Bizim kaygımız şu. Ya anlatmadığımız bir şey sorarlarsın. Ya bizi tercih eden, bizde bu yolda yürüyen arkadaşlarımıza faydalı olamazsak diye biz de kaygılıyoruz. Ben de bütün hocalarımız kaygılanıyor. Acaba eksik yanlış bir şey paylaştık mı diye. Dolayısıyla bu kaygı güzel bir şey. Bu kaygı diri tutuyor. Ben kendimden örnek ver. Ben bir öğretmen olarak bu sınav konusunda acaba eksik bir şey bırakır mıyım? Sizlere yanlış bir bilgi verir miyim diye kaygı duymazsam iyi bir öğretmen olabilir miyim? Hani iyi miyim, kötü müyüm onu ayrı bir kenara koyalım da düşünün yani bir hoca sınavda öğrenciye yanlış bilgi vermişim, benimle hazırlanmış, kaybetmiş bunun kaygısını duymuyorsa zaten iyi bir öğretmen olamaz. Öğrenci de kaygı duymuyorsa başarılı olamaz. Ki. Özellikle hazinanda koparsınız. O yüzden kaygılı olmanız, kaygılıyım diye arkadaşlar gayet güzel. Sınav kaygısını sınava bir ay kadar arkadaşlar dediğim gibi konuşacağız. Kaygı ile ilgili kısmı bir anda ben buraya çözeceğimiz arkadaşlar inanıyorum. Şimdi ben sizin en fazla son günlerde takıldığınız konuları bir başlıklar halinde özetli. Ne en fazla? Bir, eyvah hocam konular yetişmiyor. Konuları yetiştiremeyeceğim. Birinci kaygımız. Birinci kaygımız değil. Birinci kafaya taktığımız konu. Ben konuları yetiştiremiyorum. Böyle giderse konular yetişmeyecek. Bir konuya bakıyorsun, bir sınav zamanına bakıyorsun, eyvah diyorsun. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar, e, sene başında öğrendiklerinizi hatırlayamamak korkusudur. Yani bazen sınavlarda, denemelerde görürsünüz, kitapta bir not görürsünüz, defterinize bir ba böyle yanlışlıkla eski defterler bir düşer, açılır böyle bir göz atarsın. Abo ben bunları Ekim'de, Kasım'da çalışmıştım. Hiçbiri aklımda yok. Bir diye arkadaşlar sizi ger gerem diyelim ya da rahatsız eden durum bu. Bir diğer ise arkadaşlar şudur son denemelerde biraz düşüş yaşamanızdır son günlerde. Ya eyvah son günlerde biraz düşüş yaşıyorum. Yani eski performansından uzağım. Bir de hani insan hep şöyle düşünüyor ya. Yukarı gidiyorsak hep yukarı gideceğiz. Yani son günlerde iğme biraz aşağı döndüğü zaman kişi diyor ki hocam ben biraz geriye doğru gidiyorum. Demek sınava doğru böyle dibi göreceğim diye bir diğer aklınıza takılan ee, sorun. Bu ya da problem durumu. Ben önce bunlara cevap vereyim. Sonra diğer konuları da yavaş yavaş açacağım. Şimdi öncelikle konu yetiştireme kaygısıyla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, hani Acar Baltaş Hoca diyor ya insanların büyük çoğunluğu kaygı yaşar. Günlük hayat hepimiz kaygılanıyoruz. Kötü bir şey değil. Kaygılan kurtulmanın en basit yollarından bir tanesi de beklentiyi düşürmektir. Beklentiyi düşür kaygı zaten ne derler? oradan kalkıyor. Şimdi o yüzden kumları yetiştirme konusunda size şöyle bir şey söyleyeyim. Yetiştiremezsiniz. Onlar bunu söyleyelim rahat edin. ya, yani kaygılanmaya gerek yok. Yetiştirebilir miyim diye kafayı yormaya da gerek yok. Ben size peşin peşin söylüyorum. Yetiştiremezsiniz. Bunu kabul et, yola devam et arkadaşlar. Şimdi tabii ki işin esprisi bir yana. Şimdi KPSS sınavından bahsediyorum. KPSS sınavında anlatım bozukluğu oldu arkadaşlar. KPSS'den bahsediyoruz. Yani ucu bucağı olmayan bir sınavdan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani tarih dersi dipsiz kuyu. Ne soracakları belli değil arkadaşlar. Dolayısıyla kalkıp da sen sınava hazırlanırken bunu düşünürsen, aklındaki böyle bütün konulara bakacağım, her şeyi yetiştireceğim. Zaten bunu yapamayacağını görürsün. Ya yani ben size çok net söyleyeyim? Sadece tarih yetiştiremezsiniz. Ya yani bir sınavdan bahsediyoruz. Eğitim bilimleri öğretmen arkadaşlarım için 6-7 tane ders var. Genel kültüre bakalım arkadaşlar. Tarih, coğrafya, güncel, vatandaşlık. Doğru mu? Öbür tarafa geliyorsun. Türkçe, matematik. He bir de öğreticisi olan arkadaşlar. Yani biz 4 yıl üniversite yani örneğin pederi alanından bahsedeyim. Arkadaşlar 4 yıllık lisansı var. Yüksek lisansı var. Doktorası var. Post doktorası var. Ona rağmen konular bitmiyor ki arkadaşlar. Dolayısıyla burada kendinizde şunu söyleyeceksiniz. Ya ben elimden geldiği kadar fazla konuya bak. Ama Ben ne kadar konuya bakabilsem o kadar konuya bakacağım. Yoksa bütün konulara bu tür sınavlar için arkadaşlar bakma şansınız yok. Neden biliyor musunuz? Sınavın sınırları belli. Değil. Yani siz sınırları belli olmayan bir şeyin sınırına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ha bunu o yüzden aklınızdan çıkar Ama bu şu demek değil ya gevşeyelim bırak hayır. Kendine şunu söyle, hedefini doğru koy. Ben sınav tarihine kadar çalışacağım elimden geldiği kadar çalışacağım elimden geldiği kadar fazla konuya bakacağım Öncelikle bunu söyleyin kendinize bir diğer arkadaşlar işte son günlerde çalışma performansımızın düşmesi belki basit hatalar yapmamız Mesela hocam çok basit hatalar yapıyorum i̇şte bana soru attı bir arkadaşımız ee, Ben de cevap verdim şöyle bir o da şunu yapmış Hocam aptallığım için kusura bakma hocam ben bunu nasıl görmedim? Ah aptal kafa. Dur dedim ya. Kendine o kadar yüklenme hemen. Ya şimdi bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Sıkılmadınız mı? Ya sıkıldık, bunaldık. O yüzden bunlar tabii ki olacak arkadaşlar. Hepimiz sıkıldık yani. Ben de sıkıldım yani. Eylül'den itibaren ders anlat, işte e, sınav konuş, ne bileyim. Aynı konular aynı şeyler. Yani bir ara e, şey diyordu ya bir sokak böyle bıktık ya, bıktık ya. <laughs> aynı hesap. Hakikaten bıktığımız için, yorulduğumuz için arkadaşlar bazen basit hatırlar yapabilirsiniz. Ama çok ne söylüyorum sınavda yapamazsınız. Niye biliyor musunuz? Daha böyle amyane tavırla söyleyeyim. Sıkar biraz. Çin yani ne demek diyorum. Ya deneme çözerken cevap bu deyip geçip gidiyorsun. İkinci kez, üçüncü kez tane tane okuma çabası göstermiyorsun. Çünkü bunu aldık arkadaşlar. Ama gerçek sınavda biraz daha dikkat, bir konsantrasyon üst düzeyde olur. Temel nedeni söyleyeyim kaygılı olmamız. Bak kaygı burada da işe yarıyor. O yüzden arkadaşlar bunun da ne derler? Normal, doğal bir şey olduğunu arkadaşlar ee, kabul edelim. Bir diğeri birazdan bu atama işte normla ilgili kısmı da geleceğim. İnsanlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz bazen saflaşırız. İnsan saflaşır. İnsanın saflaştığı anlardan bir tanesi korkudur. Diğeri de arkadaşlar kaygıdır. Ya da işte belki de mutluluğu iyi duygular da çok üst düzeyde yaşamadır arkadaşlar. Duygusal yoğunluk arttığı zaman mantık biraz tehdirovali gibi düşünün arkadaşlar mantık geri plana gidiyor o yüzden biz kaygılandığımız, korktuğumuz durumlarda daha kolay kandırılıyoruz ya da duyduğumuz her şeye inanmaya başlıyoruz şimdi tabii ki sona geldik kaygılanacağız güzel bir şey dolayısıyla arkadaşlar duyduğumuz birçok şeye inanıyoruz mesela biri diyor ki şu kitaptan soru çıkacakmış yani baskısı da hiç yokmuş <laughs> şimdi Bazen gerçekten de hani e, üzülüyorum bu inandığımız şeylere. Ya baskısı olmayan kitapta nasıl soru soracaklar ya? Anlatabiliyor muyum? Şunu diyen var. Hocam şu işte Kuramcı'yı soracaklarmış. Hiçbir kitapta da yokmuş. Ya arkadaş komisyona vahiy mi gelecek ya? Hiçbir kaynakta yok. Ama komisyona vahiy. O gün gelecek. <laughs> Şeye inecek yani. Sınav komisyonuna gökten inecek. Bu soru falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. İşte bunları duydukça bunlara yetişmeye kalkıyorsunuz. Biri diyor ki şunu soracaklar. Öbürü diyor ki bunu soracaklar. Öbürü diyor ki özellikle ÖABT'de hocam şu kaynağı soracaklarmış. Şu hocanın kitabını soracaklarmış. Daha tuğla gibi kitaplar. İşte bakın bu bizim aslında biraz duygusal olarak naifleştiğimiz ve mantığın biraz daha yavuşladığını görüyor. Bir oturup düşünseniz diyeceksiniz ya böyle saçma bir şey yok ya ben işime bakayım. Bakın mesela şunu diyen arkadaşımız oldu ya. Hocam günde bin soru çözmek gerekiyormuş doğru. Mu? Ya şimdi ee, bazen hani böyle diyorum bak yine mantık gitmiş yani. Günde bin soru nasıl çözeceksin? Ya günde bin soru hadi çözdüm. Örnek verim. Ya hakikaten kafayı kırdın, delirdin, çıldırdın, huniyi taktın kafaya, oturdun günde bin soru çözdün. Ya arkadaşlar 10 günde on bin soru eder. Doğru mu? Ayda 30 bin soru eder. Ya siz zaten 30 bin tane soru bulma şansınız var mı? Gerçekten bir düşün ya 30 bin tane soru bulma şansın yok zaten. Yani şey ne derler işin ne derler ee, mantığına aykırı zaten bir mantık hatası var arkadaşlar. Ha tamam soru çözün tabii ki soru çözmek önemli. Belki bir gün soru çözmenin hani ne anlamı nedir bunu da konuşuruz. Deli gibi soru çözmede ben çok doğru bulmuyorum onun da altını çizeyim ama tabii ki soru çözeceğiz. Ama kalkıp da bu tür şeylere lütfen kafaya takmayın. Hepiniz kendinizi özgüsünüz. O günde 500 soru çözer, 2 şey öğrenir. Dikkat et. Günde 500 soru çözer, 2 şey öğrenir. Sen günde 100 soru, şey, soru çözersin, 5 şey öğrenirsin. Bak ne diyorum? O 500 soru çözer, iki şey. Sen 100 soru, 5 şey. 100 soru çözerek 500 soru çözenden daha iyi performans gösteriyorsun demektir. O yüzden lütfen bunlara takılmayın arkadaşlar. Her şey ne derler? inanma konusunda bunları bu kulakları kapat. Özetle diyeyim arkadaşlar. Sen kendini özlüsün. Sen çok iyi gidiyorsun. Aynen devam edeceksin. Şimdi bir diğer şey ise arkadaşlar bizi hani kaygılandıran şeylerden bir tanesi de şu sene başında öğrendiklerimizi arkadaşlar unutmak korkusudur. Zaten sınav kaygısında iki tane temel boyut var arkadaşlar. Bunlardan biri öğrendiklerimizi sınav anında kullanamamanın getirdiği kaygıdır. Diğer ise sınavda başarısız olmayı genelleyip kişiliğimize mal etmedir. Yani dediğim gibi kaygıyı konuşacağım sizin çok fazla girmeyeceğim oraya ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sınavda başarısız olmaz ki başları deniz mi o da ayrı bir şey de. Yani sizin tanımlamanıza göre. Sizin bir insan olarak başarısız olduğunuz anlamına kesinlikle gelmez. Bunun altını bak özetleyiciliyor. Bu sınavda istediğiniz puanı alamayabilirsiniz. Ama siz iyi bir öğretmensiniz, iyi bir insansınız, başarılı bir insansınız arkadaşlar. Ben şunu biliyorum ya benim ÖSS'de o zamanki adıyla Türkiye derecesi yapan ee, danışanım oldu arkadaşlar. Türkiye derecesi yaptı. Ama çocuk arkadaşlar insani ilişkilerde, sosyal ilişkilerde yok arkadaşlar. Yani gerçekten de insani olarak, hayat olarak çok başarısız benim için çok değerli değil. Yani aileye de onu söyledim. Keşke çocuğunuz sınavda sonuncu olsaydı ama bu tarafta daha güçlü olsaydı. Bırak burayı ya. Gönderme dedim üniversiteye hatta. Buraya çalışın siz. Dolayısıyla arkadaşlar sınav başarısı ayrı bir şeydir. İnsani başarı, kişiliğinizin başarısı ayrı bir şeydir. Bunu ayrı al. Şimdi gelelim ilk kısma. Biraz daha ben bugün onunla konuşacağım. Kaygı kısmını dediğim gibi ilerleyen haftalarda konuşacağız. Şimdi tabii ki sene başında öğrendiklerimizi hatırlayamıyor, hatırlayamıyoruz gibi gelir. Çünkü neden? Arkadaşlar insan zihninin çalışmasını bilmemeyle gelir. İnsan zihni öğrendiklerinin hepsini aklında tutamaz arkadaşlar bizim bir şeyi öğrenmemiz için hatırlıyor olmamız gerekir. Hatırlı özür dilerim. Bir şeyi e, hatırlayabilmem için bir uyarına ihtiyacımız var. Öğrendiğimiz bir bilgiye. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Belki 10 dakika önce aklınıza rehberlik dersi ben yoktu. Gördünüz rehberlik dersi geldi. Çeşitli sorular geldi. Dolayısıyla benim zaten Eylül'e itibaren öğrendiğim, çalıştığım dersler, arkadaş, izlediğim film, okuduğum kitap hepsini akılda tutamam ki aynı anda. Çıldırırsınız. Mümkün değil. Ben gördükçe hatırlayacağım. Gördükçe hatırlayacağım. O yüzden aslında size unuttuğum gibi gelen birçok şey gerçekten zihinde duruyor. Emin olun sınavda gördüğünüz zaman arkadaşlar hatırlayacaksınızdır. Ee, belki ne bileyim e, akrabalarınızı da hatırlamıyorsunuzdur şu anda. Bütün akrabalar akılda mı değil. Bir yerde görürsün aklına gelir. O yüzden arkadaşlar bunu biraz da kafaya takmayın. Emin olun güvenin bana bu konuda. Yani hocam sene başında öğrendiğim hiçbir şey aklımda yok. Zaten hepsi aynı anda akılda tutamaz. Mümkün değil. Ama dediğim gibi gördükçe, soruda okudukça, kavramı duydukça hatırlayacaksınız. Hatta ben buradaki işte çalışmalarımda genelde grup çalışmalarımda şu örneği yani şu çalışma yaparım. Şimdi diyorum ortaokulda hoşlandığınız kişiyi düşün ve onunla ilgili hatırladıklarınızı yazın diyor. Yemin ediyorum tepkime süresi ortalama iki ya da üç saniye. Bakın birçoğunuz şu anda belki orka, ortaokulda hoşlandığınız arkadaşınızı düşünmeye başladınız. Bakın iki saniyede beyin neredeyse 15 yıl önceye gitti, 10 yıl önceye gitti. Oradaki kişiyi buldu, onu buldu, etrafı buldu, sınıfı buldu, öğretmeni buldu. Şu anda bak kafa hala çalışıyor. Bir yandan kulak bende, bir yanda orada. <laughs> Bak hoş çocuktu acaba ne oldu falan diye. <laughs> Lan bir tane gıcık kız vardı sürekli ona yazıyordu. Bak kafa çalışıyor. Peki ben bunu söylemeden, sormadan böyle bir şey aklınızda mıydı? Tabii ki. Hayır. Ha o zaman bakın ben ortaokulda öğrendiklerim bile zihin getiriyorsa demek ki sınavda görünce aklıma gelecek. Aa, tabii ki hatırlamayı kolaylaştırmak için birçok şey var. işte anahtar, kavramlar oturma, onlar tekrar oluşturma, hayatta ilişkilendirme. Zaten şimdi bunları konuşmayalım. Bir öğretmen olarak zaten bunların birçoğunu arkadaşlar e, biliyorsunuz. Ama hatırlama için tabii ki kilit nokta tekrardır. En önemli şey yani bu yapacağımız şey tekrardır arkadaşlar. Bol bol tekrar yapmanız gerekiyor. Yine bir şey söyleyeyim böyle e, bu. Bir de sınava kısa zamanınız varsa arkadaşlar ağır ve zor konuları çalışmayın. Yani şunu yapmayın. Hocam ben zor konuları sona, sona bırakıyorum, bırakmayın. Kendinizi çok böyle yorarsınız ve anlamadığınız hissettiğiniz zaman kendinize yönelmeye başlarsınız. Sınav arkadaşlar kısa süre kala önem ve temel konular arkadaşlar çalışmak gerekiyor. Şimdi bir de e, dün bir arkadaşımızla öyle biraz e, konuştuk. Diyor işte hocam kendimi işte çok kötü hissediyorum falan böyle. Yani sürekli uykum var ama uyuyamıyorum. Ders çalışmaya gidiyorum. Çok uykum geldi. Bir yarım saat kestireyim diyorum. Ama gidiyorum uykuya dalamıyorum. Madem uyuyamayacağım kalkayım ders çalışayım diyorum. Masanın başına oturuyorum esnemeye başlıyorum. Diyorum ki demek ki uykum varmış ben yanılmışım. Geri yatağa gidiyorum. E uyuyamıyorum. Şimdi bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bakın fiziksel yapımızda bozuldu. Biyolojimizde bozuldu. Yani ben kendi adıma dedim ya yani sürekli kapalı ortamdayız, sınıftayız ya da siz masa başındasınız, kütüphanedesiniz arkadaşlar. Çok samimi söylüyorum. Biraz fiziksel hareket edin. Yani kendinize ayırabiliyorsanız bir yarım saat, 40 dakika yürüyüş yapın arkadaşlar. İnanılmaz faydasını göreceksiniz bakın. Bizim Öğrenme motivasyonda etkili hormon dopamindir. Yani ee, bir insanın vücudunda dopamin eksikliği varsa başarılı olmak için güdülenmiyor, motive olmuyor arkadaşlar. Mesela bazen aileler diyor bize gelen, hocam bu çocuğun hiçbir bekli hırsı yok diyor. Bakın biyolojik tarafı da var. Bazen biz bunları psikiyata yönlendiriyoruz. Mesela dehaplı çocuklarda biz bunu görüyoruz. Yani öğrenmek için, başarılı olmak için motive olmuyor ki çocuk. Bir insanın başarılı olma ihtiyacı var insan olarak. Şöyle bir parantez açayım ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Oyun bağımlısı çocuklarda yüksek not alma hırsı çok azdır. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Oyun bağımlısı çocuklarda. Oyunda kazandığı zaman vücut dopamin salgılar ve başarılı olma duygusunu tatmin eder çocuk. Benim bakın başarılı olmam lazım. Derste başarılı olmam lazım. Öğretmen olarak başarılı olmam lazım. Sınavda başarılı olmam lazım. Eğer bir çocuk bakın bilgisayar oyunlarında sürekli oyun oynuyor. bölün sonu canavarını öldürüyor. ha diyor. Nasıl geçti? Bakın bu tatmini aldı ama sınavda başarı olma ihtiyacını duymuyor. Bu bakın biraz da biyolojik taraf var. O yüzden arkadaşlar özellikle bu dopamin için güneşe çıkmak çok çok önemli. Güneş görme sara geldik arkadaşlar. Kimin şiiri de hatırlamıyorum böyle işte güneş görmeyen odalarda falan. Diyor. Gerçekten de güneş görmüyoruz. Çok enteresan ya. Eskiden otobüste güneş görüyorduk Ankara'da. Şimdi metroda o da yerin altından <laughs> gidiyor. Güneşe çıkmak gerekiyor. Size zaman kaybettirmez. Güvenin bana arkadaşlar. Çıkın bir yarım saat, 40 dakika arkadaşlar ee, bir yürüyüş yapmaya çalışın. Ki uyku düzeni de o zaman normale döner. Onu da altını çizeyim arkadaşlar. Fiziksel hareket yapmazsak. uyku ee, uykuda da arkadaşlar sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi bu genel çerçeveyi çizdim. Geldik son İki ay nasıl çalışmak gerekiyor? Bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar yorum yapmaya açacağım. Sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Şimdi tabii ki biraz artık tekrarlar ve soru çözümleriyle ilerlemek biraz daha mantıklı. Ama şunun altını çizeyim. Yani hocam konu eksiğim var. Çalışayım mı? Çalış. Bakın hep söylüyorum. Bu sınav öyle bir sınav ki hepiniz ayrı, özel. Hepinizin çalışma sistemi farklıdır hepinizin çalışma sistemi doğrudur. İdeal, standart bir çalışma biçimi yok. Ama artık biraz dediğim bir tekrar ve soru çözümü ağırlıklı gitmek gerekiyor. Soru çözerken de bir şeyi yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Yani şu anda deneme çözerken öyle süre tutup kaç deneme yaptım net puan hesabı lütfen yapmayın. Kendinize zarar verirsiniz. Şu andaki denemelerde arkadaşlar yanında bir tane postit alın, kağıt alın. Gördüğünüz, hatırlamadığınız kavramı yazın. Doğru çözdüğünüz sorular üzerine de kafa yorun. Biz şunu yapıyoruz. Çözdüm. 5 tane yanlışım çıktı. Dönüp sadece yanlışlara bakıyorum. Hayır. Ben bu soruyu çözdüm ama çok emin değildim. Onun da çözümünü oku. Ben bu soruyu çözdüm ama seçenekte bir kavram vardı. Aklıma takıldı. Notu var arkadaşlar. Öyle dediğim gibi bu bir değerlendirme sınavı gibi düşünmeyin. Ama son bir ayakal özellikle tabii ki süre tutun. Soru çözüm stratejileri, taktikleri, zaman... Bunları son bir ay yapın arkadaşlar ama şu andaki denemelerinde lütfen odak noktanız arkadaşlar ee, şey olsun hmm, bir şeyler öğrenmek olsun. Yani kaç net yaptım hesabını yapmayın arkadaşlar. Tutun ama bu kadar yaptım netim düştü netim yükseldi buraya arkadaşlar girmeyin. Bana sorarsanız arkadaşlar elinizde soru bankası varsa çözün ama şu aşamadan sonra soru bankası almanızı çok önermem tamam mı? Çünkü soru bankaları daha çok konuya beraber gidebileceğimiz zorluk düzeyleri biraz daha azdır. Yani yaprak test soru bankası. Ama hocam elimde var çözeyim mi? Tabii ki çöz. Ama hocam yayın alacağım. Soru bankası mı alayım deneme Tabii ki bundan sonra artık deneme ağırlıkta arkadaşlar gitmek ee, gerekiyor. Bir de şunun altını çizim arkadaşlar. Denemelerin zorlukları da değişiyor. O yüzden kafaya takmayın. Biz genelde bütün denemeleri arkadaşlar aynı görürüz. Mesaj atıyorsunuz arkadaşlar teşekkür ederim ama e, şu an okuma şansım maalesef yok. Cevap veremedim arkadaşlar kusura bakmasınlar. Ee, e, ne diyorduk bak? <laughs> bak unuttum bir şey diyecektim ama <laughs> neyse çalışın yani işin. <laughs> arkadaşlar çalışın gibi e, artık deneme ağırlıklı gitmek e, biraz daha mantıklı. Denemelerin zorluk dereceleri farklı diyordum. O yüzden arkadaşlar yani bu yüzden net hesabı yapmanızı istemiyorum. Önünüze siz bir denemede atıyorum örnek verdim eğitimden 65 yaptınız çok mutlusunuz. Ya belki de çok kötü geçti çok kolay bir deneme. Herkesin 70 yaptığı bir denemede 65 yapmak seni mutlu etmesin arkadaşlar. Sonra bir deneme çözüyorsun, 55'te kalıyorsun ya da işte 50'de kalıyorsun ya da hedefinin altına düşüyorsun, moralin bozuluyor. Ya belki de çok zor bir denem. Yani şunu demeye çalışıyorum. O yüzden net hesabı yapmayın. Sizin 65 yaptığınız bir deneme, bir de 55 yaptığınız bir deneme düşünelim. 55 yaptığınız denemede daha başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bilmiyoruz. Ha biz bir de soru yazarken biz de ekip olarak deneme yazıyoruz ama zorluk derecelerini ayarlamakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla bir deneme zor çıkabilir, bir deneme kolay çıkabilir. O yüzden bunlar arkadaşlar takılmayın. Dediğim gibi enizden geldiğince yolda olmaya çalışmak gerekiyor. Bir de şunu çok soruyorsunuz. Yorum yapmaya açayım da. Hocam konular yetişir mi? Son iki ayda çalışsam başarılı olabilir mi Arkadaşlar bu sorunun bir cevabı yok. Hocam son iki ayda çalışarak kazanabilir miyim? Ya kazanabilirsin neden kazanamazsın? Ama bunun bir cevabı yok ya arkadaşlar. Bunun cevabı senin yapacaklarınla ilgilidir. Şunu derseniz arkadaşlar son iki ay çalışıp atanan var mı? Var. Fazlasıyla var. O yüzden eğer şunu düşünürseniz Fatih hocamızın dersi vardı. Eğer hani yetiştirebilirse konuyu katılacak canlı arkadaşlar. Katılması ben kendi e, dilim döndüğünce arkadaşlar e, anlatacağım. E, o yüzden arkadaşlar son iki ayda çalışarak atanır mıyım sorusunu akıldan çıkar. Elinden geleni yap. Yapacağımız arkadaşlar bu. Şimdi geldik şu ek atama. Kafayı çok karıştıran. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Ek atama yapılacak arkadaşlar. Tamam mı? E, hocam tekrar için soru çözümleri, çıkmış soru analizleri çıkmış soru analizleri diyorum. Düz çözme. Çıkmış soruları çaten çözdünüz. Seçeneklerden var. Bunu nasıl sorar? Bu sorunun B olması için ne olmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Bu soruyu farklı nasıl sorabilir? Biraz da çıkmış soru analizleriyle gidin. Tekrarları, tekrar videolar izleyebilirsiniz. Tekrar kamplarına, soru çözüm kamplarına arkadaşlar dahil olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ek atama tabii ki gelecek. Ama nasıl olacağını arkadaşlar şu anda kimse bilmiyor. Bakın biz seçim atmosferindeyiz. Sadece vaatler var. Yani içerinde ne olacak bilmiyoruz. Şimdi ben hep şunu söyleyeyim. Yani devletin dilinin böyle olmaması gerekiyor. Devletin dilinin şöyle olması gerekiyor. Biz atıyorum Ağustos'ta 20 bin öğretmenin ataması daha yapacağız. Nokta. Açıklama budur arkadaşlar. İşte ya da ne bileyim biz Temmuz'da 10 bin öğretmenin atacağız. 2022 puanıyla yapıyoruz. Bana kalırsa arkadaşlar takvime baktığım zaman ben Ocak ayında e, karma bir atama olacağını düşünüyorum. Tamam. Bu benim kendi görüşüm. Yani iki, çünkü neden e, atama yapılacak? Eylül'de göreve başlayacaklar. Haziranda Eylül'de normlar güncellenecek. Şu anda hangi okulda kaç eksik var onu da çok bilmiyoruz. Eylül'de pardon Haziran'da normlar güncellenir. Eylül'de insanlar görevine başlarlar e, ee, benim öngörüm. İnşallah atama yaparlar arkadaşlar. Ya biz bunun tarafı değiliz. Ne kadar atama olursa bizim için o kadar iyi arkadaşlar. Ne kadar çok arkadaşımız atanırsa e, emeğimizin geçtiği o kadar mutlu oluruz. Ama ben kendi görüşüm arkadaşlar. Karma atama olma ihtimali çok bana yüksek geliyor. Ve karma atamalarda şunu biliyoruz. Hocam arada kaynamazsın. Hangi sınavın puanı yüksekse onu kullanıyorsun. O yüzden lütfen şu önündeki sınavı bir halledin. Tamam. Yanmadın. Niye yanılacaksın? Belki 2023'te 2022'den daha yüksek puan alacaksın. Bakın hep atama, atama haberleri geliyor ama olmuyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden lütfen ee, şu sınava bir odaklanın. Tamam. Ya bakanın bir açıklaması var. E, diğer muhalefet partisinin iktidara gelirse atama yapacaklarını söylüyorlar. Ama hani bu nasıl olacak? İçerik şu anda net diye arkadaşlar. O yüzden hani konfüçyüsünün sevdiğimiz söz var. Bulanık derede balık tutamazsınız. Şöyle bakın bulanık bir derede balık tutmaya çalışıyoruz. Enerjimizi alıyor arkadaşlar. Şimdi i̇şte diyorum ya hani önceden psikolojik danışma arkadaşlarımız gerçekten de yani mağdur oldular. 10 bin atama, 7 bin atama, 6 bin atama. E sırası 4 bin, 5 bin olan nasıl olsa atandım diye baktı. Başka bir tablo çıktı karşımıza. O yüzden arkadaşlar lütfen şu sınava bir odaklanın diyelim. E, Fatih Genç Hocam yakında canlı yayınlara e, başlayacak. E, o yüzden hani biraz yoğunluğu var. Yakında soru çözmeye başlayacak. Bütün söz verdiği gibi o şeyleri tamamlayacaktır. Yani son 10 yılın çıkmış sorularını hiç ne derler kafaya e, tatmayın. E, Fatih Hoca pederi hocamız da herhalde e, dersini bitiremedi. O yüzden hani e, katılamadı. Son olarak PDR ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Ondan sonra yine sorularınızı arkadaşlar cevap vermeye çalışın. Şimdi arkadaşlar PDR yani psikolojik danışmanlarla ilgili norm düzenlemesinin e, olacağını biz biliyorduk. Çok uzun süredir tartışılan, bugün bir şey değil yani belki 3-4 yıldır gündeme gelen tartışılan bir şeydi. Sıkıntı neydi? Köy okullarına psikolojik danışman atayamıyorlar. Birçok bağımsız anaokuluna öğrenci sayısı az olduğu için arkadaşlar. Psikolojik danışman atayamıyorlar. Bununla ilgili bir norm düzenlemesi yapılacak. Ama şu demek değil yine bazı arkadaşlarımız e, tabii ki umut güzel bir şey. Ama hemen böyle sanki atandık havasına girmemek gerekiyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Haziran ayında ve Eylül ayında okullar normu güncellerler. Elindeki yönetmeliğe göre. O yüzden mutlak, muhtemelen arkadaşlar Haziran ayında norm güncellemesi yapılacak yönetmeliği çıktıktan sonra. Bu demek ki arkadaşlar hani ek atamada ee, ya da bir sonraki atamada bunlar psikolojik danışman normları ona göre belirleyecek. PDR atamasının çok olacağını öngörüyoruz arkadaşlar. Bakın ee, ama ne olacak ne zaman olacak bunları bilmiyoruz. Atama karma bakın yine biraz önce söylediğim şeye geliyoruz. Enerjimizi arkadaşlar yanlış yere yöneltiyoruz. Bak birbirimize düşmeye başladık 2002 mi olsun 2023 mi olsun. 2023'e sınava girecek diyor hocam. iş anlat karma olur. Öbürü diyor ki hocam iş anlat karma olmaz. Bakın burada birbirimizi birbirimiz de değil. Bizim hedefimiz birbirimiz değil arkadaşlar. Ekmek parası herkes ekmek peşinde koşuyor. Daha kutsal bir şey yok arkadaşlar. Ha biz hep derler ekmek kutsaldır diye. Bizim toplum olarak algılımız çok farklı çalışıyor. Ekmek kutsal dediğimizde o yere düşen ekmeği üç kere alnımıza öpmek değil arkadaşlar. Tamam o da kutsal. Ona bir itirazınız yok. Ama yere düşen ekmeği alıp üç kere alnına koyan gibi geliyor öbürünü torpil yapıp hakkını alıyor. Oradaki ekmek kutsal ondan bahsetmiyor aslında ama biz onu da yanlış yorumlamışız. Ekmek kutsaldır. Herkes ekmeğin değerinde. Lütfen birbirinize arkadaşlar sakın ola birbirinize yönelmeyin. Daha çok atama herkesin hak ettiği atamayı alsın. Ee, ne derler? Bunu istiyorum. Ama benim sizden isteğim bunların ne olacağı belli değil. Önümüzdeki bir sınav var. Enerjinizi belirli noktalara yöneltmeyin. Belisi de yöneltmeyin. Sınavdan en iyi arkadaşlar e, puanı almaya çalışın. Ondan sonra bakalım e, ne olacak birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet e, sistem sizi kesinlikle hocam. Bir bu atama takvim o kadar saçma ki. Yani buna bir ses çıkaralım. Mülakata güzel ses çıkardık. Önceki geçen sene söylüyordum. Yani bunu dile getirelim. Mülakat kalktı. Güzel bir gelişme. Şu sınav takvimine de şu sınavı bir geçsin de ondan sonra arkadaşlar bir sesimizi yükseltelim. Enstrümanlar bana ait. Ufak tıngırdatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kendi çabamızda. Yani şunu yani talep edelim. Şu sınav geçsin. Başka bir etkinlik mi yapalım? Örgütlenelim. Hakkımızı arayalım. Arkadaş Temmuz'da sınavı yap. Eylül'de atamayı yap. Ben bir Eylül'de atanıp atanmadığımı öğreneyim ya. Temmuz'da sınavı yapıyorsun. Atanıp atanmayacağımı bir sonraki yıl öğreniyor. Yani ben bir yıl ne yapacağım? Boş mu kalayım? Özel okula mı gideyim? Sınava mı hazırlanayım? Yani böyle bir saçma bir atama takdimi olabilir mi arkadaşlar? Ya yani gerçekten de ben sizin yerinizde olsaydım çıldırırdım. Ya yani bir sürü arkadaşımız puan alıyor bekliyor. Bir yıl. Dershaneye gidiyor, sınava girdin mi girdin, niye atanırsan ben seninle çalışmam. Eve gidiyor, anava diyor, işsiz işsiz ne oturuyorsun? Öbür taraftan çocuk bekliyor, bekliyor, geliyor son iki ay, aha atanamadım diyor. Böyle bir saçmalık olur mu arkadaşlar? Bunun üzerine konuşalım, tamam mı? Bunu mücadelesinde verelim. Sınavdan sonra hatırlatın, bu konuda bir çalışma yapalım arkadaşlar birlikte. Ama şu anda dediğim gibi bir sınavımıza odaklanalım, tamam arkadaşlar? Varsa birkaç sorunuz cevaplamaya çalışayım. Dilim döndüğünce her şeye cevap vermeye çalıştım arkadaşlar. Ee, kesinlikle hani ben e, siyasi iktidar olsaydım şu şeyi yapardım yani. Atanayım. E, atanamayan bir sürü psikolojik danışma arkadaşımız da var. <laughs> Bütün üniversite mezunlarına 5 seans psikolojik danışma ücretini ödeme. <laughs> Feneziyetsi de giriyorum. En temel vadimde bu. Her vatandaşımıza ücretsiz psikolojik destek vereceğim. <laughs> ya da herkese huni dağıtalım. Hakikaten yani artık toplumun yarısı Huni ile geziyor ama <laughs> farkında e, değiliz. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. E, sizlerle birlikte olmak e, ne derler? E, güzeldi. Bu ağırlık da olmak bir branşı olumsuz etkilemez diğerlerini arkadaşlar. Onu da altını çizeyim. Yani işte ona çok olacak, bize az mı gelecek öyle düşünmeyin arkadaşlar. Bu pederin bir de yani şunu soranlar hocam tek PDR ataması mı olacak? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani atamalar toplu olur. Ama PDR ile ilgili alanla ilgili çok ilkel eski bir norm yönetmenimiz vardı. Bu güncellenecek arkadaşlar tamam mı? Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, sınav, bir sonraki sınavın sunucu açıklanana kadar geçerli. Ama bazı yıllar bir yönetmelik yazınıyor, iki yıl, bir yayınlıyor, bir yıl diyor. Yani orada da bir enteresan belirsizlik var arkadaşlar. Tamam. Siz lütfen sadece e, şeye odaklan. Tamam? Arkadaşlar genç nüfusumuz çok fazla, okullaşma oranımız çok fazla. Yani öğretmen açığımız çok fazla dikkat edin. Öğretmen atanılmaması. O branşa çok verilmesi. Bununla erilmesi değil arkadaşlar. Önceliğimizi eğitime vermemek diye. Bunun için de kamuoyu oluşturacağız. Birlikte oluşturacağız. Bir de yani öğretmenin isteği masum bu kadar masum bir istek olamaz. Biz istiyoruz ki bırak köye daha bayra gideyim öğretmenlik yapayım. Yani ee, düşük ücretle. Yani başka yani bir şey istemiyoruz ki ya. Zengin olayım şunu vereyim bunu vereyim tarla ee, böyle bir talebimiz yok ki ya. Düşük ücretlerle gideyim köylerde, dağda, bayırda öğretmenlik yapayım diyorum ya. Bu kadar masum bir istek olabilir mi? Bunların hepsini konuşacağız arkadaşlar. Tamam mı? Ama şu sınavı birlikte ee, ne derler? Atlatalım. Tamam arkadaşlar? Hadi bakalım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Katıldığınız için. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın zaten soru çözümümüz var. Akşam yine 10.30'da yapacağım arkadaşlar. Yarın akşam soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Haydi bakalım. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hocam ne diyebilirim karma ile ilgili? Çünkü sürekli görüş değişiyor. Sürekli <laughs> değil yani de neyimiz doğru ki hocam? Atamalarımız e, yanlış olsun. <laughs> evet, hayallerimiz bu. Hayallerimiz çocuklara, insanla, ülkemize fayda olmak. Yani işte öğretmenin hayali ne kadar güzel. Bir yat alayım. Ne bileyim, <laughs> yurt dışına tatile gideyim. Alplerde kayak yapayım değil, öğretmenin hayali atanayım, öğrencime faydalı oluyor. Hayallerinizin gerçekleşmesi dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.